Selamlar arkadaşlar, merhabalar canlarım. Yine karşınızda Yetkin Hoca arkadaşlar. Evet, bugün problem serisine devam edeceğiz. Karşınızda yaş problemi arkadaşlarım. Çok tatlış, çok zevkli bir konudur arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim canlarım, hani genelde böyle söyleniyor. Yani çok hoş ama böyle işlem hatası mı yoksa farklı düşünmelerden dolayı böyle çok garip şeyler yaşanıyor. Çok komik sonuçlar da bulunuyor arkadaşlar. Yani basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım canlarım. Sıfırdan başlayıp en temel sorulardan başlayıp yukarı doğru çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Farklı tarzda sorular çözüp bitireceğiz arkadaşlarım. İki video olacak bu yaş problemi sorularımız. İki video olacak. Tak diye bitireceğiz arkadaşlar. Güzelce oturacak. Emin olun anlayacaksınız. Hiçbir sıkıntı kalmayacak o zaman arkadaşlar. Tamam o zaman. O zaman şöyle diyelim. Çocukların yaşını anneden büyük bulmaya hazır mıyız arkadaşlar? Babanın yaşını sıfır bulmaya hazır mıyız arkadaşlar? Dedenin yaşını -5 bulmaya hazır mıyız arkadaşlar? Hazırsak haydi başlayalım lan. Vallahi başlayalım gitsin şerefsizim. Hadi o zaman başlayalım arkadaşlar. Çok tatlış bir konu. Böyle hep küçük küçük hatalardan güzel güzel sonuçlar çıkabiliyor yani. Çoğu zaman çocuğu daha büyük bulabiliyoruz. Bu aralar Dark izliyorum arkadaşlar. Bütün evrenler arasında geçişi yaptım. Yani o yüzden çok normal geliyor bana yani. Bir bakıyorsun çocuğu, bir bakıyorsun annesi. Allah Allah ne oluyor lan? Öyle. Hadi konuyu bulandırmadan başlayalım arkadaşlar. Ne diyor bize yaş probleminde arkadaşlar? Mantık belli. Özneleri yazacaksın. Ne verilmiş, ne diyor? Pıtırt arttır, pıtırt azal. Bu kadar. Yapıştırıp geçelim. Ne diyor? Bir kişinin yaşı X'e. X ise diyor. T yıl sonra arkadaşlar bize Ahmet X artı T olsun. Değil mi? Büyüyecek. T yıl geçmiş. 3 yıl geçerse 5 yaşındaysam 8 yaşında olurum. T yıl önceki yaşı 5 yaşındaysam 2 yıl önceki yaşım 3'tür arkadaşlar. X eksi T'dir. N kişinin yaşları toplamı X ise yaşları toplamı. Ne diyor? T yıl sonra yaşları toplamı. Bakın X artı N çarpı T olacak. E kaç kişi var? Şu kadar kişi var. E bu kadar kişiden herkes büyüdü. Ben de büyüyorum, sen de büyüyorsun, o da büyüyor. Ahmet de, Mehmet de. Herkes büyüdü. O yüzden o büyüyen kişi sayısını çarp. O kaç yıl geçmişse çarparsın. X ile eklersin, bitti gitti. T yıl önceki yaşları toplamı da budur arkadaşlarım. Aynı tarzda o yüzden açıklamıyorum. Ne diyor? İki kişinin yaşları farkı daima sabittir. Bakın bu çok önemli. Yaşlar farkı sabittir arkadaşlar, ne yazık ki. Yani bu iş böyle. Burada böyle arkadaşlarım. Yani ben büyüdükçe sen de büyüyorsun. Sen büyüdükçe ben de büyüyorum. Dur bekleyeyim falan filan yok. Yardırıp gidiyoruz arkadaşlar. Hani koştur koştur gidiyoruz. Yaşlar farkı her daim, her daim aynı kalacak. Sen 18 yaşında mısın? Ben 28 yaşında mıyım? Aramızdaki yaş farkı 10 mu? Bundan 10 yıl sonra da aramızdaki yaş farkı 10 olacak. Bundan 10 yıl önce de aramızdaki yaş farkı 10'du. 9 mu yaş farkı? Yaş farkı 9 olacak. Her daim böyle olacak. Böyle oluyor da yani. Evet arkadaşlar devam. Ne diyor bana? Bir kişinin şimdiki yaşı X ise bak 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 T yıl önce doğmuş olsaydı X artı T. Bunu şöyle düşünün arkadaşlar. T yıl yani birkaç yıl önce doğmuş olsaydı dünyada daha fazla bulunacaktı. Daha fazla bulunduğu için yaşı büyük olacaktı. Böyle şimdi önce o zaman çıkaracağız. Sebep? Bak burada önceki yaşı diyor ya o yüzden aklına çıkarma geliyor. Ama burada T yıl önce doğmuş olsaydı daha fazla dünyada kalacaktı. O yüzden yaşımız daha büyük olacaktı. T yıl geç doğmuş olsaydı ben keşke bu sene gelmeseydim de diğer sene gelseydim bu sene her şey bize vurdu diyorsunuz ya. Diğer sene gelseydin bir yaş aşağı olacaktın. O yüzden şu an 11. sınıf olurdun misal. 12 sen tabii ki. Heh, bunu demek istiyor arkadaşlar. Bitti konu. Bu kadar. Artık soru çözeceğiz. Hadi o zaman ne yapalım arkadaşlar? Pıh deyip sorulara başlayalım canlarım. Evet ilk soruyla karşı karşıyayız. Ne diyor bize?
Ceren ile Ceyda'nın yaşları toplamı 14'müş arkadaşlar. Hemen yazdım öznelerimi. Ceren, Ceyda lütfen sen de benimle birlikte böyle yaz arkadaşım. Emin ol ki anlayacaksın. Ceren ile Ceyda'nın yaşları toplamı 14'müş. Ceren A yaşında olsun. Hiç korkmayın. Ceyda B yaşında olsun. Tamam mı? Bilmiyorum ki. Ceren ile Ceyda'nın yaşları toplamı A artı B'nin 14 olduğunu biliyorum. Ne diyor? Olduğuna göre diyor. Kaç yıl sonra? Kaç yıl geçti? Aradan ayrı ayrı bilmiyorsun. T yıl geçti. Değil mi? Bilmiyorsun. E bundan T yıl geçince bu büyüyecek de. E bu yerinde mi kalacak? Hayırdır la? Böyle bir dünya var mı? Bu da B artı T olmaz mı? Kaç yıl sonra? T yıl sonra. Bunların yaşları bu oldu. Diyor ki yaşları toplamı 32 olur. T yıl sonra yaşları toplamı 32 olurmuş. E bunu şöyle yazamaz mıyım? A artı B artı 2T. Eşit midir 32'ye arkadaşım? Ana! Burası kaç arkadaşım? 14 değil midir canlarım? O yüzden bu 14'ü burada bu tarafa attığım zaman ne oldu? 2T dediğim şey 32'den 14 çıkmış hali midir arkadaşlar? Fark ettiyseniz 12 çıksaydı 20 idi, 14 çıktı 18. 2T'miz 18'dir arkadaşlarım. 1T'miz 9'dur arkadaşlar. Yani 9 yıl sonra bunların yaşları toplamı 32 olurdu arkadaşlar. Yani cevabımız 9'dur canlarım. Umarım anlaşabiliyoruzdur. Bakın böyle çözmemin sebebi şöyle de diyebilirdiniz. Hocam zaten bunların toplamı 14. Kaç yıl sonra? İşte direkt 14 üstünden 14 artı 2T yani şu denkleme ulaşabilirdin. Ben niye bunu yazdım? Birazdanki sorularda alışkanlık olsun diye sana. Ceren bilmiyor mu? A. X. Ceyda bilmiyor mu? A. B. Ver abi. Ona göre ne diyorsa yap. Başka bir şey yok yani konunun başka. Güzel. Haydi diğer soruya. Evet, yeni soruyla karşı karşıyayız. Ne diyor canlarım? 24 yaşında bir annenin diyor. 8 yaşında bir kızı varmış. Bak hemen anniş kızımız minnoş 24 8 çok minnoş. Güzel oldu. Erken mi evlenmiş lan bu? Neyse. Evet arkadaşlar 24'e 8 diyor ki bize. Kaç yıl sonra diyor. Kaç yıl sonra diyor. Ne bileyim ben kaç yıl. Allah Allah. Bilsem zaten soru olmazdı. Kaç yıl sonra? T yıl sonra. T yıl sonra. Bu annemiz 24 artı T midir arkadaşlar? Bu kızımız da 8 artı T midir arkadaşlarım? Değil mi? Çok güzel. Kaç yıl sonra diyor. T yıl sonra. T yıl geçti. Diyor ki annenin yaşı diyor. Kızının yaşının iki katı olur diyor. Annenin yaşı kızının yaşının iki katı olur. Lütfen burada yanlış yerlere koymayın. Bakın arkadaşlar birazcık mantıklı düşünürseniz. Kim büyük? Anne büyük. E o zaman 2'yi kimle çarpacaksın? Anneyle çarparsan çocuk nasıl bunlar nasıl birbirine eşit olacak? Düşünsene bir. Ulan bu zaten büyüktü. Bir de bunu 2 ile çarpıp diyorsun ki çocuğa eşit. E o zaman tabii ki çocuğumuz anneden büyük olur. O zaman paralel evrenlere geçersin. Yani o yüzden please dikkatli düşün. Bak hemen sildim bunu. Sildim. Hemen ne diyorum arkadaşlar? Şöyle şunu alayım. İki katı olur. İkiyi bununla çarptım. Anneye eşit oldu. Değil mi? Kaç yıl sonra? T yıl sonra annenin yaşı, kızın yaşının iki katı olur. Güzel. Açıklayıcı anlatmaya çalışıyorum. 24 artı T dağıttım abi. Allah rızası için parantez koyun. Allah Muhammed aşkına size yalvarıyorum şu parantezleri koyun. Bu parantezleri koymayınca o zaman tıkmıyor. Çıkmaz. Ama sakince 8 artı T bir yaş. Sen gidip sadece 8 ile çarparsan tabii ki çıkmaz. Neyse sakin. Dağıttım abicim. Ne oldu? Dağıtınca 16 artı 2 T oldu. Doğru mu minnoşlar? Attım bunu buraya. Attım bunu buraya. 16'dan ya yani 24'ten 16 giderse 8 kaldı. Şu T'yi de bu tarafa atınca 2T'den T gitti. T mi kaldı arkadaşlar? T dediğim şey 8'miş canlarım. Bana da zaten diyor ki kaç yıl sonraydı diyor. T yıl sonra dedik. Yani cevabımız 8'dir arkadaşlarım. Hadi ne yapıyoruz? Hadi ne yapıyoruz? Bir diğer soruya geçiyoruz. Evet, bir diğer soruyla karşı karşıyayız. Deniyor bize canlarım.
Aslı ile Esra'nın yaşları oranı 4/5'miş. Öznelerimiz Aslı, Esra. Yaşları oranı, yani Aslı'nın yaşı 4'ün katı, Esra'nın yaşı 5'in katı. Yani Aslı'nın 4K, Esra'nın 5K. Hemfikiriz, güzel. Ne diyor bize? 3 yıl sonra diyor. Hadi bak, ne diyorsa yapıyorum. 3 yıl sonra bunun yaşı, Aslı'nın yaşı 4K artı 3 oldu. Büyüdü minnoş. Esra'mızın yaşı da 5K artı 3 oldu. Çok güzel. 3 yıl sonra diyor. Yaşları oranı diyor. 5/6 olacağına göre. Çok güzel. 3 yıl sonraki yaşları bu minnoşlar değil miydi? Evet. O zaman 4K artı 3 bölü 5K artı 3 bizim 5/6 mı olacakmış arkadaşım? O zaman içler dışlar çarpımı yaparsam arkadaşlarım, 6 kere 4'ten 24K artı, dikkat, 18, lütfen. Lütfen size yalvarıyorum, lütfen. 5 kere 5'ten 25K artı 15 arkadaşlarım, lütfen dağıtarak çarpın. Çok güzel minnoşlar, şu 24K'yı buraya attım, şu 15'i buraya attım. Ne oldu canlarım? 1K'mız kaç? 3. Oh! 1K'mız 3'müş minnoşlar. Ne diyor bize? Olacağına göre diyor. Şimdiki yaşları toplamı. Ana, şimdi minnoşlar bu yaşlarda mı? E bu yaşların toplamı 4K artı 5K'dan 9K mıdır arkadaşım? Benim toplam 9K ise yaşım. K'yı da 3 bulduysam, getirip yerine koyduysam 27 mi bulurum arkadaşlar? Cevaba ulaşmış olduk canlarım. Bu kadar sakince, sessizce, minnoşça yapıyoruz, tokatlıyoruz, mahvedeceğiz soruları. Haydi devam. Ne diyormuş yeni sorumuzda arkadaşlar? Diyor ki 5 kardeşin her biri bir küçüğünden 2 yaş büyüktür diyor. Ha, pıtır pıtır. 2 yıl arayla bir çalışma yapılmış arkadaşlar. En büyük kardeşin yaşı en küçük kardeşin yaşının 2 katından 3 fazladır. Şimdi anlamadım ama sakince işlemlere dökersem anlayacağım. Birinci kardeş, ikinci kardeş, üçüncü kardeş, dördüncü kardeş, beşinci kardeş. Birinci kardeşimizin yaşı x olsun, bilmiyorum ya. İkincisi belli ki x artı 2 daha büyük. Üçüncüsü x artı 4, bundan da büyük. X artı 6, x artı 8 deyip bitiririz kardeşleri. Bak, buraya kadar yaptım. Şimdi diyor ki en büyük kardeşin yaşı, yani x artı 8. Bak yazıyorum. Ne diyorsa yazıyorum, duruyorum. Bak s'leri veriyorum size. S yaptırıyorum, durduruyorum yaşı, yazdım. En küçük kardeşin yaşının 2 katından 3 fazladır. En küçük kardeşimiz bu minnoş mu? Bunun yaşının 2 katından 3 fazladır. O zaman bunun yaşı x, bunun 2 katından 3 fazladır. Hocam, hocam, niye parantez koymadınız? Her zaman koyuyorsunuz, burada niye koymadınız diyebilirsin arkadaşlar. Bakın, 3 fazlasının 2 katı dememiş. Bunu sayı problemlerinde, belki başarabilirsem şuraya koyayım, sayı problemlerini de dinleyin. Bilmiyorum, öyle yapıyorlar ya. Çok özeniyorum arkadaşlar. Şuradan ona ulaşabilirsiniz. Şuradan orada ulaşabilirsiniz. Şurada da onu koydum. İsterseniz buraya da onu koydum. Daha yapamıyorum. O evreye gelemedim. Şöyle deseydi bize arkadaşlar, 3 fazlasının 2 katı deseydi parantez koyardım. 2 katının 3 fazlası dediği için koymuyorum. İlk önce 2 ile çarp diyor. Sonra 3 ekle diyor. Ama orada 3 ekle diyor. Sonra 2 ile çarp. Okey. Güzel. Bu bilgiyi de verdim. Şuraya koyacağım. Neydi? Bunlar eşitmiş değil mi? O zaman minnoşlarım, bunu bu tarafa atarsam, bunu bu tarafa atarsam x dediğim şeyin 5 çıktığını görürüm canlarım. Bana da diyor ki bu 5 kardeşin yaşları toplamı. 5 kardeş 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5x artı 8, 10. 10 da burada 20 mi arkadaşlarım? Doğru yaptık değil mi? 8, 2 daha 10, 6, 4 daha. Evet. 5x artı 20'miz bizim. Bunu soruyor. X'imizi de 5 bulduğumuza göre arkadaşlarım, 5 kere 5'ten
25 artı 20'den 45 buluruz. Cevaba da ulaşırız arkadaşlar. Güzel güzel tokatlıyoruz soruları. O zaman vakit kaybetmeden ne yapalım? Geçelim lan. Evet, geçtik yeni soruyu arkadaşlar. Ne diyor burada canlarım? Diyor ki bize Yusuf'un yaşı diyor. Hande'nin yaşının 2 katından 3 eksik ve Özer'in yaşının yarısına eşittir. Şimdi kafam karışmaya başladı yavaştan. Benim böyle kafam karışıyor. O yüzden ne yapıyorduk arkadaşlar? Sakince. Kim bu? Yusuf. Hande ve Özer. Güzel. Şimdi sakince okuyorum. Bak abi. Diyor ki bana Yusuf'un yaşı diyor. Yusuf en temel öznemiz. Hande'nin yaşının Hande'nin yaşına bir şey deyip Yusuf'u bulacağım. Güzel. Hande'nin yaşının 2 katından 3 eksik. O zaman belli ki Hande'nin yaşını ifade etmek zorundayım. Şimdi dalmayın. Hocam buraya Y desem, buraya H desem, buraya Ö desem sonra Y artık. Yerleri değişmiş olsaydı güzel bir espri olabilirdi. Neyse. O yüzden arkadaşlar bir bakacaksın. Hangisine diyeyim? Neyi bulayım? Hande'nin yaşının 2 katından 3 eksik. Hande'nin yaşının 2 katından 3 eksik. Yani Hande'ye x dersem Yusuf'u bulabilirim. Gel bak, Yusuf'un yaşı x'in 2 katından 3 eksik. Yani x'in 2 katından 3 eksik. Mis. İlkini tamamladık. Şuraya kadar tokatladık. Güzel. Ve Özer'in yaşının yarısına eşittir. Kafam karıştı. Özer'in yaşının yarısına. Yani Özer daha büyük. Ve Yusuf'un 2 katı yaşına sahipmiş arkadaşım. Mantığı anlatabildim mi? O zaman bak, Özer'in yaşının yarısına eşitmiş Yusuf'un yaşı. Güzel. Özer daha büyük. Yusuf daha küçük. Ne var aralarında? 2 kat. Çünkü yarısıysa. O zaman Yusuf'un yaşını ben 2 ile çarpar isem Özer'in yaşını bulurum. Gel bakalım sağlamasını doğru yapmış mıyım? Yusuf'un yaşı diyor. Hande'nin yaşının 2 katından 3 eksiktir. Evet, Hande'ye x dediysem 2 katından 3 eksik. Güzel. Diyor ki yine bak, burayı sildikten sonra Yusuf'un yaşı Özer'in yaşının yarısına eşittir. Yani Özer daha büyük. Yani Özer 2 kat daha büyükse, çünkü bak Özer'in yaşının yarısı mouse kaydı, o derece yani kalem. Özer'in yaşının yarısı Yusuf'un yaşına eşit. Çözdük lan. Tokatladık, bitti, tamam. Şimdi burası işte önemli. Geri kalan hepsi kim büyümüş, kim artmış, ne diyorsa onu yapacaksın abi. Vallahi başka bir şey yapmayacağım. Ne vereyim abime? 3 yıl önceki yaşları toplama. 3 yıl önceki, ister 3 yıl önceki yaşlarını bulur toplar 52'ye eşitlersin. 3 yıl önceki yaşları toplamı 52 ise şimdiki yaşları toplamı ne bulursun oradan yaparsın. Ben öğrenmek amacıyla hepsini doğru düzgün yapalım diye 3 yıl önceki yaşları toplamı diyor ya, hadi gel 3 yıl öncesine girelim bari tekrar etmiş oluruz. Bak, 3 yıl önce bu 3 yaş daha küçüktü. Doğsaydı farklı, 3 yıl önceki yaşı farklı. Yani burası 2x eksi 3 eksi 3. 3 yıl önce. Yani bu x ise x eksi 3. Yani bu 4x eksi 6 ise 4x eksi 6 eksi 3. Bak, hepsinin 3 yıl önceki yaşlarını buldum. Hocam ne oluyor, niye hepsinden 3 çıkardık? Ulan 3 yıl önce herkes 3 yaş daha küçüktü. Burada bir es verdim. Ben de niyeyse bilmiyorum ama yani cevap bekledim resmen. Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. O zaman bu minnoşumuzun yaşı 2x eksi 6 mı oldu? Bu x eksi 3 mi? Bu da 4x eksi 9 mu arkadaşlar? O zaman minnoşlar bize ne diyor? Yaşları toplamı 52'ymiş 3 yıl önceki. Anda buldum 3 yıl önceki yaşlarını. O zaman toplar 52'ye eşitlerim arkadaşlar. Ne olacaklar? Bıdık, bıdık, bıdık. 4, 6, 7 x. Eksi 6, eksi 3 daha, eksi 9. Eksi 9 daha, eksi 18.
Eşit midir 52'yi arkadaşım? Bu eksi 18'i bu tarafa attım. Artı 18 yani 60, 70 mi? 7x'imiz 70'se arkadaşlarım, x dediğim şeyin 10 olduğunu gördünüz canlarım. Bana zaten Hande'yi soruyor. Hande'miz şimdi 10 yaşında, cevabımız da 10'dur arkadaşlar. Çok güzel, çok tatlış bir soru. Evet, o zaman devam edelim. Hop, valla yeni bir soruyla karşı karşıyayız. Ne diyor bize canlar? Diyor ki, Eda'nın yaşı diyor, 300 olan yeğenlerinin yaşları toplamının 4 katına eşittir. Şimdi 300, bunlar aynı yaşta değil mi? O zaman şöyle bir kolaylık yapabilir miyiz? Mesela Eda'nın yaşı şurada Eda yazsam, şurada da 300'ler. 300 olan yeğenlerinin yaşları toplamı. Burada 300'lerin yaşları toplamına x desem. Tamam mı? 300'lerin yaşları toplamının hepsine x dedim. Hocam ne oluyor? A, B, C, A artı B artı C, x. Ah, x dedim. Okey. Bilmiyorum. Zaten A, A, A. 3A demedim. Uğraşmadım. X dedim hepsine. Boş boş sayıları büyütmeyeyim diye. O zaman 300'lerin yaşlarını toplamı x ise Eda'nın yaşı 4x midir arkadaşlarım? Çok güzel. Buraya kadar tamam. Diyor ki bana 3 yıl sonra, 3 yıl sonra, 3 yıl sonra Edacığımız 4x artı 3 mü oldu arkadaşlar? Eda'nın yaşı diyor, 300 olan yeğenlerinin yaşları toplamının 3 katına eşittir. Dur, sakin. 3 yıl sonra bu 4x artı 3 oldu. Bu da 3 yıl sonra x artı 3 mü oldu? Durdum. Niye durdum? Çünkü x artı 3 olmadı arkadaşlar. Biz 3 kişiydik. Yani düşünün benim 3 kardeşim olduğunu. 300'üz. Benden 3 tane. Ben bile korktum şu an. Yani benden 3 tane olduğunu düşün abi. Ben büyüdüm 3 yaş. Bu eleman büyümedi mi 3 yaş? Bu eleman da büyüdü 3 yaş. Toplamdan bahsettiği için biz toplamda 9 yaş büyümüş olduk. 3 değil, aman diyeyim. Silsene lan. Aman diyeyim, kardolar. X artı 9. 3 yaş kardo büyüdü. 3 yaş diğer kardo büyüdü. 3 yaş ben büyüdüm 3 yıl sonra. Hepimiz toplamda 3, 3, 3'ten 9 yaş toplamda büyümüş olduk. Tek tek 3'er, toplamdan bahsettiği için 9. Güzel. Şimdi soruyu okuyabilirim. 3 yıl sonra, bak buradayız şu an. Anda 3 yıl sonraki yaşlarımız bunlar. Diyor ki Eda'nın yaşı diyor, 300 olan yeğenlerinin yaşları toplamının 3 katına eşit olacağına göre. Bak 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 bak. 300 olan yeğenlerinin yaşları toplamının 3 katına eşit olacağına göre. Haydi bismillah, bitti soru. 4x artı 3 eşit midir canlarım? Allah rızası için parantez. Bak bıkmayacağım ben bunu demekten. Bıkmayacağım. Sen de yanlış yapmaktan bıkarsın inş. Allah rızası için şu parantezi koymayı unutma. Allah Muhammed aşkına sana yalvarıyorum ki parantezi koymayı unutma. Sakin. Çünkü koymuyorsunuz. O yüzden ben üzülüyorum. Yani bilmediğiniz şey değil. Bildiğiniz şeyi yapamadığınız zaman benim zoruma gidiyor. Sizin daha da zorunuza gidiyordur. Çarptım abi. 3x artı 27 attım bu minnoşu buraya. Attım bu minnoşu buraya. X dediğim şey 24 müdür arkadaşlarım? Çok güzel. Baktım şıklara. Tabii ki de o değil. Niye değil? Çünkü x dediğimiz şey bu 300'lerin toplam yaşı değil miydi? O zaman her birini bulmak için 3'e bölersem her bir ikiz. Bra oldum. İkiz ne lan? Her bir 300. Değil mi? 300. Her bir ikiz. Her bir 300'ün yaşı 8'miş arkadaşlarım. 8, 8, 8. Toplarım 24. Yani 300'lerin şimdiki yaşı 8'er yaşlarındaymış. Benim iki kardeşim daha olduğunu düşün. 8, 8, 8. Kaç yaşındasın? 8 arkadaşlar. Evet, cevabımızı da bulduk. O zaman diğer soruya geçelim.
Evet, yeni soruyla karşı karşıyayız arkadaşlarım. Ne diyor bize soruda? Diyor ki Bülent diyor 22, Veli de 32 yaşındadır diyor. Bülent, Veli 24, 32 arkadaşlar. Güzel. Kaç yıl sonra? Bilmiyorum, ne bileyim ben. O yüzden ne? Kaç yıl sonra? T yıl sonra. Bu eleman 24 artı T. Bu eleman 32 artı T oldu mu? Bak bu kadar. Yani bunu yapacaksın abi. Kaç yıl sonra? T yıl sonra. Kaç oldu? Bunlar oldu. Devam. Şimdi devam ediyorum. İkisinin yaşları toplamı. İkisinin yaşları toplamı 56. Güzel yazamadım ama birazcık iğrenç bir 5 oldu. 56 artı 2T, doğru mu canlarım? 56 artı 2T yaşları toplamı, yaşları farkının 8 katı olur. Şimdi arkadaşlar, yaşlar farkı burada kaçtı burada? 8 miydi? 32'den 24'ü çıkarırsanız 8 midir? Bu yaşlar farkı değil mi? Yaşlar farkı sabittir arkadaşlar. 10 yıl sonra da bunların aralarındaki yaş farkı 8. 3 yıl önce de aralarındaki yaş farkı 8'di. 5 yıl sonra da aralarındaki yaş farkı 8 olacak. Yaşlar farkı sabittir. Tamam mı? O zaman yaşlar farkı sabitse arkadaşlar, diyor ki bana yaşları farkının, yani 8'in 8 katı olur. Okey. O zaman 56 artı 2T dediğimiz şey 64'e eşittir canlarım. Bunu buraya attım. 2T dediğim şey 64'ten 56 giderse 8'dir canlarım. Ne kadar çok 8 geldi ya. T dediğim şey 4'tür. Mini mini birler, çalışkan ikiler. Kaç yıl sonra diyordu? 4 yıl sonra bunların yaşları bilmem neysinin bilmem neysinin bilmem neysi olur arkadaşlar. Bu kadar. Hadi diğer soru. Evet, yeni soru, yeni cevap arkadaşlar. Ne diyor bize? Ali'nin 4 yıl önceki yaşı Aytaç'ın 3 yıl sonraki yaşına eşittir diyor. Okey. Ali'yi Aytaç. Güzel. Diyor ki bana arkadaşım, Ali'nin 4 yıl önceki yaşı. Şimdi Ali'nin yaşını bilmiyorum, Aytaç'ın yaşını bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne bileyim 4 yıl önce kaç yaşındaydı. Bak. Ali'nin yaşını biliyorum ben şimdi. Bak. Aytaç'ın yaşını da biliyorum. Ali X yaşında, Aytaç Y yaşında. Çok güzel. Bak. Ali'nin 4 yıl önceki yaşı, yani bu şu an X yaşındaysa 4 yıl önce X eksi 4 yaşındadır. Güzel. X bak. 4 yıl önce doğduğu ya, öyle bir şey değil. 4 yıl önceki yaş. Sen 10 yaşındaysan 4 yıl önceki yaşın nedir? 6'dır. Bitti. Ama bize aynı yıl geçmemiş fark ettiyseniz. Ali'nin 4 yıl önceki yaşı Aytaç'ın 3 yıl sonraki yaşına eşit. Aytaç'ın 3 yıl sonraki yaşı da Y artı 3 olmayacak mıdır arkadaşlar? Güzel. Bunlar birbirine eşitmiş. Yan canlarım. Şu eksi 4'ü diğer tarafa, şu Y'yi bu tarafa atarsam X eksi Y dediğim şeyimiz 7 mi oldu? Yani yaşları farkının 7 olduğunu biliyorum. Artık ömürlerin sonuna kadar 7 olacak bu yaşları farkı. Güzel. Ali ile Aytaç'ın yaşları toplamı 31 olduğuna göre. Kardeş sen de her şeyi vermişsin. Ali ile Aytaç zaten X ve Y yaşında değil miydi? Yani baktığınız zaman buralara isim verdiğinizde ne kadar rahat şekilleniyor her şey. Ne kadar mutluyuz değil mi? O zaman Ali ile Aytaç'ın yaşları toplamı 31 miymiş arkadaşlarım? O zaman yok etme metoduyla bunları alt alta toplarsam şunlar gitti. 2 tane x'imiz 38 mi arkadaşlar? 7, 8. O zaman bir tane x'imiz 19 mudur arkadaşlarım? 9 kere 2, 18. Tamam. Bir tane x'imiz, bak kapatamıyorum korkumdan gidecek diye. Güzel, bir tane x'imiz 19'muş. Bize ne diyor? Aytaç'ın şimdiki, bak y'yi soruyor. Biz x'i bulduk. 19'u şuraya koyarsam 19 eksi y dediğim şey 7. Y dediğim şey ne olur arkadaşlar?
19-7'den 12 midir? Yani Aytaç'ımızın yaşı, şimdiki yaşı, 3 yıl sonrakini de sorabilirdi. Şimdikini soruyor. 12'dir arkadaşlarım. Güzel bir, tatlış bir soruyla karşı karşıyaydık. Onu da tokatladık. Devam edelim. Yeni soruyla ve bu videonun son sorusuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. İkinci video gelecek. Birinci video ve ikinci video. İki videoda işi bitireceğim arkadaşlarım. Bu son sorumuz olsun. Evet. Ne diyor bize canlarım? Gözde'nin bugünkü yaşı 6'dır. Gözde'miz bugün şu an 6 yaşındaymış. Gözde diyor 2 yıl erken doğmuş olsaydı. Durdur videoyu. Durdur ve söyle bana kaç. Durdurup söylediysen şimdi söylüyorum ben sana. 2 yıl erken daha fazla dünyada kalmış. O yüzden yaşı daha büyük. Çaktın. Yani 2 yıl erken doğmuş olsaydı. 2 yıl erken. Gözde şu an 8 yaşında olacaktı. Diyor ki bu sefer diyor ki doğmuş olsaydı 2 yıl erken doğmuş olsaydı 2 yıl sonraki yaşı kaç olurdu? 2 yıl erken doğmuş olsaydı şu an 8 olacaktı. 2 yıl sonraki yaşı da 10 olur. Bu kadar canlarım. Evet canlar, bu videonun da sonuna geldik. Bu dersimizin de sonuna geldik canlarım. İkinci videoda gelecek. İki videoda yaş problemlerini tokatlayacağız. Sonraki problemlerimiz kırbaç, işçi, şat diye kırbaçlayacağız arkadaşlar. Ama şimdi yaşlara bakalım. Neyi, nasıl yapıyorlar. Ondan sonra da zaten önümüz akacak. Problemleri biteceğim. Bu videonun PDF'ini ve diğer videonun PDF'ini bu videonun da altına koyacağım arkadaşlar. Diğer videonun da altına koyacağım canlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur canlarım. Kimseyle kavga etmeyin. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.